bezi hastalıkları ülkemizde oldukça sık görülmektedir. En çok ülkemizde Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Akdeniz bölgesinin göller bölgesinde de oldukça sık rastlamaktayız. Tiroid bezi hastalıklarında tiroid bezinin iltihabı ve malignite dediğimiz kanser dışı büyümelerine guatr diyoruz. Halk arasında guatr diye bilinen hastalık tiroid bezi hastalığı olarak geçer. Tiroid bezi hastalıklarını biz genel cerrahi uzmanları değerlendirirken tiroidin fonksiyonları, tiroidin içerisindeki bir nodül gelişimi, malignite riski, lokal bası belirtileri veya çok çalışmasına bağlı olarak ameliyat planlaması yaparız. Lokal bası belirtilerinden kastettiğimiz şeyler hastada yutma güçlüğü, soluk alma problemleri veya bu kitlenin büyümesine bağlı olarak gelişebilecek ağrı problemleri. Hastanın hayat kalitesini bozacak düzeyde bir büyüme söz konusuysa o zaman ameliyat planlamaya başlıyoruz. Tiroid bezi hastalığında kanser şüphesi veya kanser gelişmesi. Eğer bu üçüncü grupta da eğer böyle bir şey düşünüyorsak tiroid bezindeki nodülün boyutuna bakmaksızın hastada ameliyat planlarız. Evet, bu ameliyatın riskleri var. Her ameliyatta olduğu gibi kanama riski, infeksiyon riski mutlaka gelişebilir. Onun dışında tiroid bezi ameliyatlarına bağlı olarak gelişen özel riskler var. Her iki tarafta yer alan, ses tellerine giden sinirleri hareket ettiren, sinirlerin yaralanmasında yutma zorluğu, ses kısıklığı veya sesin kalitesinde bozulma gibi sorunlar gelişebilmektedir. Ama hastalarımız bu konuda endişe etmesin. Ameliyat düşündüğümüz hastalarda ameliyat edilmezse gelişebilecek riskler ameliyatta karşılaşacağımız veya ameliyat sonrasında karşılaşabileceğimiz risklerden çok daha fazladır. O yüzden ameliyat kararı verildiği zaman bir hekim tarafından eğer bu öneriliyorsa hastaların bunu ciddiyetle düşünmesi gerekmektedir. Tiroid bezi hastalıklarını önlemede birçok yerde eskiden belli bir programlar dahilinde iyotlu tuz kullanılması önerilirdi. Örneğin iyodun kullanıldığı yerlerde tiroid bezinin foliküler kanseri dediğimiz kanserde çok ciddi bir azalma saptanması üzerine iyotun kullanılması çok daha ön plana çıktı. İyotun kullanılmasının ne gibi avantajları var? Hem kanserin gelişmesini hem de guatrin gelişmesini sadece iyot tek başına kontrol altına alabiliyor. Ama bunun dışında insanlar neler yemeli? Guatrojenik besinler dediğimiz lahana gibi, havuç gibi, pancar gibi şeyler guatrojeniktir bilinen. Bu tiroid bezinin büyümesine neden olacaktır. Hastalarımıza bunlardan uzak durması gerektiğini öğütlüyoruz. Bunun dışında iyotun yetersiz olduğu yerlerde mutlaka iyotlu tuz ama tersi durumda da eğer zehirli bir guatr söz konusuysa o zaman iyotu kısıtlamaya kadar gidiyoruz. Bizim bölgemizde de Alanya bölgesinde de oldukça sık görmekteyiz. Bu gibi sorunlar mutlak olduğu zaman hastaların kısa sürede ameliyat etmeyi planlarız. Olası bir kanser riskini atlamamak için hastalarımıza polikliniklerimize davet ediyoruz.